ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. O Allah geceyi gündüzün başına dolar. Gündüzü de gecenin başına dolar. Bakarsınız iyinin başına kötüyü sarar. Tebelleş eder. Onu onunla sınar. İyiyi kötüyle sınaması iyiyi daha iyi etmek içindir. Akı daha ak etmek içindir. Yüzü akın yüreğini de ak etmek içindir. İyinin imtihanı iyi yüceltmek içindir. Kötü de kötülüğünü artırmış olur, belasını artırmış olur. Bazen iyiyi de kötünün başına salar. İyinin kötünün başına salınması ona iyilik vermek, iyiliği bulaştırıcı hale getirmek, iyiliği bulaştırmak, onu ağartmak içindir. Ama eğer o ağarmamakta direnirse o zaman yok olmayı hak etmiştir. Onun başına sarar ve onunla yok eder. Fakat iyi ve kötü arasındaki bu mücadele insanlık durdukça sürer, devam eder. Bu hayatın yasası Allah'ın kanunudur. Ve tukricul hayye minel meyyiti ve tukricul meyyite minel hayy. Ve yine Allah ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarır. Bakarsınız Azer gibi bir babadan ölü, manen ölü bir babadan İbrahim peygamber gibi bir evlat, bir manen diri çıkarır. Dersiniz ki bu ölüden bu diri nasıl çıkarır? Bakarsınız Nuh gibi peygamber bir babadan Kenan gibi bir ölü evlat çıkar. Bakarsınız Süleyman gibi bir mübarek peygamberden Ruhbaam gibi bir ölü çıkarır. Hani Kur'an-ı Hakim biz Süleyman'ın tahtına bir ölü bıraktık diyor ya, ceset bıraktık. Ceset. Süleyman'ın tahtındaki ceset aslında oğlu idi. Yaramaz oğlu. Süleyman'ın bıraktığı o adalet devletini paramparça eden kendinden sonra o yaramaz evlat. Bakarsınız Lut gibi bir peygamberin dirinden Rabbimiz Lut'un kızları gibi bir ölüyü çıkar. Yani ölüden diriyi, diriden ölüyü nasıl çıkarır diye sormayın. Bakarsınız Mekke cahiliyesinden pırıl pırıl bir İslam sabahı çıkarır. Bakarsınız. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Dün eşkıya olanlardan bugünün evliyasını çıkarır. Bakarsınız Ebu Zer gibi Gıfar kabilesinin eşkıyasından sahabenin evliyasını çıkarır. Ölüden diriyi çıkarır mı? Çıkarır. Daha nasıl çıkarır? Nasıl çıkarır? İlahi hikmetine akıl sır ermez. Ama çıkarır. Ve terzuku men teşâ'u bi gayri hisâb. Ve Allah İsteyeni, dileyeni, hak edeni
dilediğince hesapsız rızıklandır. Sadakallahu aleyhi. Değerli müminler, bugün 12 Cemaziyul Ahir 1430 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve sonumuz mübarek olsun. Siz de mübarek olun. Biz de mübarek olalım. Birbirimize mübarek olalım. Birbirimize bereket olalım. Rabbim burada cem ettiği gibi cennette cem etsin. Rabbim burada topladığı gibi yüreklerimizin arasındaki duvarları yıkıp bizi ümmet olma paydasında toplasın. Rabbim bizi cem ettiği gibi büyük ailemizin kaybolmuş çocuklarını da yuvada cem etsin inşallah. Amin. 2001 yılıydı. New York'ta John F. Kennedy havaalanına inmiştim. Namaz kılmak için havaalanının ikinci katındaki mescide yöneldik. Mescitte namaz kılarken kendimi tutamadım. Secdede "Ya Rabbi, sen Amerika'dan büyüksün. Sen dilersen neler olmaz ki? Sen ölü canlara, ölü topraklara can verirsin. Sen ölüden diriyi çıkarırsın. Çıkardın da nitekim. Ya Rabbi, ne olur? Şu topraklarda da ölüden diri çıkar." diye 15 dakika secdeden alnımı kaldırmadığımı hatırlıyorum. Olamaz mı? Olabilemez mi? Biz Allah yokmuş gibi konuşabilir miyiz? Haşa. İmkansız var mı Allah varsa? Allah var, imkansız yok. Fetih ruhu aslında vahiy ile inşa olmuş her bir müminin yüreğinde ölümsüz bir umuttur. Onun için bakınız Allah Resulüne ve eliyle yetiştirdiği insanlara. Bu ruh sayesinde yeryüzünün en büyük iman hamlesini başlatabilmişlerdir. Bir omuç yiğit. İki yerde onu görüyoruz siyerde. Bir, Şibi Ebi Talip'teki muhasara sırasında. Bu 3 yıllık muhasara nübüvvetin 7. yılında başlayıp 9. yılında son bulan bu 3 yıllık muhasara çok azim bir muhasara idi. İç çamaşırlarının terini anneler bebelerinin ağzına sıkıyorlardı susuzluklarını bir parça gidersin diye. Böylesine ağır şart. Su bile göndermiyorlar. İzin vermiyorlar. Allah'ın Resulü orada sabredin dedi. Doğuların ve batıların hazineleri sizin avucunuza dökülecek. Bu ne umuttu Allah'ın aşkına? Bu nasıl bir umuttu? Bu umudu diri tutan nasıl bir imandı? Benzer bir hadiseyi var olmak ve var olmamak günü olan Hendek Savaşı'nda da görüyoruz. Önde düşman, arkada hainler. Ahzab, birleşik düşman orduları gelmişler 30 bine yakın Müslümanların karşısına karargah kurmuşlar. Arkada ise Beni Kureyza ihanet etmiş. İçeriden. Kaleyi içeriden. İki düşman arasına sıkışmış bir avuç yiğit. Allah Resulü'nün Bedir'deki duasını hatırlatıyor. İlahi in tuhlik hâzihil asâbe la tu'bed fil ard. Allah'ım
Şu bir avuç adamı da yok edersen eğer, yeryüzünde sana hakkıyla kulluk eden kalmayacak. Yer demir gök bakır. Ve fakat Allah Resulü kırılamayan bir kayada kırması için yardım istendiğinde Selman-ı Farisi'nin hendeyi, ilk çakan kıvılcımda balyozu indirdiğinde, ben bu kıvılcım bu şerarelerin içinde Bizans saraylarının yıkılışını görüyorum. Bir başka kıvılcım ve bir başka müjde. Ben bu kıvılcımların içinde Yemen mülkünü görüyorum. Ben bu kıvılcımların içinde Kisra'nın sarayının yıkılışını görüyorum. Orada kalbi hastalıklı bir İslam askeri aynen şu sözü ediyordu. Biz daha tuvalete gidemiyoruz. Şunun söylediği söze bak. Ne oldu? Oldu mu? Tarih şahit oldu mu? Kisra'nın saraylarına şahit oldu mu? Daha Resulullah'ı gören gözler gördü bunu. Yemen mülkü daha Resulullah hayattayken Allah Resulü'nün avuçlarına düştü. Hazreti Ali Yemen valisi olarak gönderdi. Ve İstanbul'un fethi son müjde olarak yine gerçekleşti. Bu bir fetih ruhu. Fetih ruhunun kılıçla doğrudan bir alakası yok. Onun için Fetih Suresi barış suresidir. Çünkü Hudeybiye barış anlaşması günü inmiştir. Bir savaşın ardından ya da önünden inmemiştir. Adına Fetih Suresi denmiştir. Zahiren aleyhte gibi görünen, iki maddesi aleyhte gibi görünen dört maddelik bir anlaşmanın olduğu gün, olduğu dönemde inmiş ve Fetih Suresi adını almış. Fetih açmak demek. Gerçekten de açmak. Yol açmak. Tıkalı yolu açmak. Yüreklere yol açmak. Gönüllere yol açmak. Zihinlere yol açmak. Ne yapacaksınız yolu açıp da? Sözünüz var. Söyleyecek sözünüz var. Ulaştıracak mesajınız var. Mesajınız var ama ulaşmanız lazım. Sözünüz var ama ulaşmanız lazım. Verecekleriniz var, emanetleriniz var ama ulaşmanız lazım. Mutlaka ulaşmanız lazım. Ulaşmadan o sözü ona veremiyorsunuz. Emaneti ona tevdi edemiyorsunuz. Sözü söyleyemiyorsunuz. Dolayısıyla ulaşmanız lazım. Ulaşmanız için de ne lazım? Yol lazım. Yol açmak lazım. Onun için İslam'daki tüm savaşların mantığı fetih üzerine kuruludur. Nedir? İslam'la insan arasındaki engellerin kaldırılması. Cihadın tarifi budur. İnsanın ifnası değil, yok edilmesi değil, öldürülmesi değil, diriltilmesidir amaç. Onun için insanla İslam arasında engel varsa onu kaldırır, açar, fetih yaparsınız. Çünkü ulaşmanız lazım. İnsan, İslam insanın mutluluğu, insansa İslam'ın aradığı etle tırnak gibi, tohumla toprak gibi, yerle gök gibi. Bu ikisi birleşirse o zaman hayat olur. Ruhla ceset gibi. İslam ruhu insan cesedine girince insan dirilir. Yoksa canlı cenazeler, yürüyen ölüler. Dolayısıyla işte bu fetih için gereklidir. İşte bu fetih sayesinde insanlık İslam'a fevç fevç koşabilmiş. Bu ruh, bu ruhtur ki Allah Resulü'nü Arabistan Yarımadası'nın çöllerinin ortasında bir kasabada doğup büyümüş bir yetimi yeryüzünün en büyük süper güçlerinin devlet başkanlarına davet mektubu yazabilecek bir özgüvene kavuşturmuştur. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu nasıl bir özgüven bir düşünsenize?
bize bu özgüven neden intikal etmez ki? Neden miras kalmaz ki bu özgüven? Neden hep biz ezilmişliği kendimize yediririz? Neden iddiasızız? İddialarımızdan neden bu kadar vazgeçtik? Hatta savunmacıyız. Kendi içimize dönüyoruz. Ecnebilerin ifadesiyle apolojetik bir tavrı ve tarzı kendimize tarz edindik. Neden? Neden? Çünkü fetih ruhunu kaybettik. Fetih kılıç değildir dedim. Kılıçla girenler silahla çıkmıştır. Güçle alınanlar güçle kaybedilmiştir. Gönülle alınanlar kalmıştır. Çünkü gönül imparatorluğu, yeryüzünün ebedi imparatorluğudur. Allah Resulü'nün yaptığı, kurduğu devlet de yıkıldı. Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın hilafetini yaptığı devlet de yıkıldı. Emeviler yıkıldı, Abbasiler yıkıldı, Eyyubiler yıkıldı. Endülüs yıkıldı, Osmanlı yıkıldı. Devlet yıkılır. Zaten devlet bu demektir. Mütedavil olandır, elden ele geçendir, bu demektir. Fakat yıkılmayan bir devlet var, farkında mısınız? O gün ve bugün hiç yıkılmayan ve yıkılmayacak olan, milyonlarca kadın ve erkeğin gönlünde sapasağlam duran bir devlet. İman devleti, yürek devleti. O devlet yıkılmıyor. Onun için gönül fethedenlerin gönüllerde kurduğu devlet hiç yıkılmıyor. Elhamdülillah, sizlere selam getirdim tabii ki. West Virginia'da sabah ezanıyla uyanmak çok güzel bir şey. Hakikaten. Orada gördüğüm tüm ağaçlar bizdekine benziyordu. Hiç de garibime gitmedi. Hanımla konuşuyoruz, bak dedim, hanım buradaki ağaçlar da Müslüman. Görüyor musun? Aynı dili konuşuyorlar. İnanın ki kuşlar İngilizce öğretmiyordu. Çok ilginç değil mi? Kuşlar İngilizce, biz de öttükleri dilde ötüyorlardı. Dünyanın tüm kuşlarının Müslüman olduğuna bir kez daha kalıbımı basar. İnanın ki gök ve yer buradaki kadar güzeldi. Bulutlar her zamanki gibi ilahi resmin şaheserini yapıyorlar. Dolayısıyla onlar da Müslümandı. Emir aldıkları gibi akıyorlar, emir aldıkları gibi faaliyet gösteriyorlar. Hava öyle, su öyle, yer öyle, gök öyle. Peki insan, ya insan? Aslında insan. Hücreleri, her insanın hücresi bile yer ve gök kadar Müslüman. Fakat insan, ah iradeli tarafı, o bilinçli tarafı, sattığı zaman kendi hücrelerinin bile istikametinin tersine gidiyor. Kendi hücrelerinin intizarını, bedduasını alıyor. Ne güzel demişler değil mi? Bedduaya intizar, bizim büyüklerimiz. Aslında intizar, beklemek demek, biliyor musunuz? Demek ki bizim bedduamız bile ondan beklentimizi sonlandırmıyor. Biraz bekleyeceksiniz. Sadece biraz bekleyeceksiniz. Bizim küçük Ahmet Filistin'e sormuştum, oğlum sabretmek ne demek diye. O kadar güzel bir cevap verdi ki, biraz beklemek dedi. 5 yaşındaydı bu cevabı verdi. Biraz beklemek. Biraz bekleyeceğiz. Fakat beklerken yatarak beklemeyeceğiz. Koşarak bekleyeceğiz. Emanetleri sahiplerine iade ederek bekleyeceğiz. Onun için bizim Kayseri'de bir söz vardır. Kayseri'ye yaz gelir de Erciyes'e gelmez. Gelir ama 15 gün geç gelir. Ne olacak? Geç gelsin. Ama gelir. Dolayısıyla
Eğer umutlarınız büyük olursa, eğer dualarınız büyük olursa, ki umutlarınız büyük olmadan dualarınız büyümez. İki farsak konuşuyormuş. Peki, Sayın Beyli, Tufan Beyli taraflarından. Adem babanın bıraktığı gibi kalmış olan o güzel insanlar. Biri diğerine diyormuş ki, padişah sence şu anda ne yiyor? O da cevap veriyormuş. Soğanın cücüğünü ekmeğin tüylü tarafına batırıp batırıp yiyordur demiş. Bu bir ufuk meselesi. Ufkunuzdaki en büyük yiyecek soğanın cücüğü ile ekmeğin tüylü tarafıysa bunu söyleyeceksiniz. Ufkunuzu büyütün. Büyütürseniz eğer o zaman büyük dualarınız olur. Büyük iddialarınız olur. Büyük dualarınız olmadan büyük iddianız da olmaz. O zaman Amerika'yı ya Rabbi diye dua edersiniz. Edersiniz. Olmaz mı? Moğollar Anadolu'ya girdiler. İslam topraklarına bir çekirge sürüsü gibi girdiler. İslam tarihinde öyle bir bela daha yaşanmadı. İslam tarihi öyle bir bela daha görmedi. Sivas'ta, Erzurum'da, Kayseri'de, Malatya'da insan kafatasından piramit yaptılar. Bağdat'ta caminin içinde Müslüman hanım ve kızlarının ırzını heder ettiler. İslam kütüphanelerini yaktılar. Dicle haftalarca simsiyah baktı. Ne buldularsa yıktılar. Baş üstünde baş bırakma. Omuz üstünde baş, taş üstünde taş bırakmadılar. Ne oldu biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey oldu. Çok geçmeden bu insanlar içerisinden yavaş yavaş ihtidalar başladı. Onlar bile adam olur muydu ki? Söyleseniz olmazdı. Ama Timur onların torunlarındandır. Yanında Nasiruddin et-Tusi'yi gezdiren, böyle büyük bir alim ve filozofu hiç yanından ayrılmayan ve birçok kararında bu alim ve filozofa danışan, Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i yenen Timur böyle biriydi. Aksak Timur. İşte onların torunlarından. Onun torunu da gitti Hindistan'da bir imparatorluk kurdu. Babür Şah. Hint Babür İslam İmparatorluğu. Ve Hindistan'ı Müslümanlaştırdı. Bu öyle bir şey şekil aldı ki bir günde 30 bin kişi Müslüman olduğu anlar oluyormuş. O günün tarihini yazan vakanüvislerin haber verdiğine göre. Milyonlarca insan bu sayede imana erdi. Düşünün, seni öldürmeye gelen sende dirilsin diyor ya Sezai Bey. İşte öyle bir şey bu. Ve Babür Hint Moğol İslam Devleti'ni kurduktan sonra onun torunu Şah Cihan, işte Taç Mahal'in yapan adam. Bugün bize İslam medeniyetinin en nadide eserlerinden biri olan Taç Mahal'i veren adam. Onun torunu da Alemgir, Evrengzib diye de bilinir. Bugün Lahor'a gidenler Badşah Camii'ne gitmeden Lahor'u görmüş olmazlar. Hatta bence o camiyi görmek için sırf Hint alt kıtasına, Pakistan'a gidilse yeridir. Şair İkbal, Muhammed İkbal'imiz o caminin avlusunda medfundur. Badşah Camii. Çölün ortasında bu eseri nasıl dikmiş demiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz. Sultan Alemgir 30 yaşında hükümdar oldu. Hükümdar olduktan sonra hafız oldu. Fetevai Hindiyye'nin adı Fetevai Alemgiriye'dir. Dünyanın en büyük fıkıh ansiklopedisidir. Adının bu sultandan alınmış olması sadece onun döneminde yazıldığı için değil,
İçinde onun da alim olarak fetvaları vardır. Hem sultan, hem imparator, hem alim. 30 yaşında tahta çıkacaksın, tahta çıktıktan sonra hafız olacaksın. Kim derdi ki Moğolların soyundan, Anadolu'yu çekirge sürüleri gibi mahvedecek bu adamların soyundan böyle insanlar çıkacak. Ölüden biri çıkar mıymış? Çıkarmış. Çıkarmış. Çıkar bir İzmir'le. Allah çıkar. Küçük bir örnek. Birçok çalışmalar var. Harıl harıl insanlar, gayretli insanlar boş durmuyorlar. Yatanlar mı? Yatıyorlar. Yatan iyilerden bahsediyorum ben. Kötülerimle işim olmaz benim. İyilerin birçoğu yatıyor. Ha, yok yatmıyorlar. Kıl beşini, gör işini, al maaşını, oradan da devam ediyor. Burada da devam ediyor maşallah. İyiler iyi. Bakıyorum, efendim, kendine iyi ama. İyiliği artırmıyor. İyilik için elini yüreğini taşın altına koymuyor. İyilik için birleşmiyor. İyilik için canhıraş bir feryat koyvermiyor. İyilik için nöbet kulesine çıkmıyor. Nöbet kulesinde uyuyor. Bağırmıyor yangın var diye. Umurunda mı? Kendi gemisini kurtarsın da. Sanki kendi gemisini kurtaracakmış gibi. Sanki gemide yangın çıkarsa kendisi batmayacakmış gibi. Dolayısıyla her yerde öyle. Pasif iyiler her yerde öyle. Kendine iyi. Kendine Müslüman. Bakıyorsunuz. Ne güzel tıkır tıkır işleri. Evinden işine, işinden evine, evinden camisine, camisinden işine. Ne güzel. Kıl başını, al maaşını, gör işini. Ama aktif iyiler orada da var. Elhamdülillah. Yani peygamberin risaletine sahip çıkanlar. Peygamber gelmemiş gibi yapmayanlar. Orada da var. Kur'an inmemiş gibi yapmayan iyiler orada da var. Kum fe enzir hitabını muhatap alan iyiler, kalk ve uyar hitabını muhatap alan iyiler orada da var. Ve elhamdülillah çalışıyorlar. Onlardan bir grubun davetlisi olarak gidiyorum ben. Bu üçüncü seferimdir. Ve daha da iyi olacaklar. Oluyorlar, onu görüyorum. Her varışta gelişmeyi fark ediyorum. Önceki varışımda Allah ona saadetler versin. Kadir Gündüz Bey iki tane Amerikalı analı babalı yetim çocuk almış. Birinin adı Eric, birinin adı Steven. Böyle küçücük. Almış, çocukları büyütmüş. Eric Muhammed, Steven Ahmet koymuş. Adlarını da. Bu gidişimde şimdi bizimle namazdalardı. Delikanlı olmuş. Güzel birer Müslüman olmuş. Böyle yüz binlerce çocuk var Amerika'da. Annesi uyuşturucu kullanıyor. Babası terk etmiş gitmiş. Nerede olduğu belli değil. Ya da hapiste şurada burada. Çocuklar ortada kalmış. Kimse bakmıyor. Yüz binlerce. Müslümanlar... Şefkat hareketini başlatması gereken Müslümanlar eğer aktif iyi olmayı gözlerine kestirirlerse bakın siz nasıl değişiyor, nasıl dönüşüyor. Onun için şikayet ettiğimiz şeyler kendi belamızdır, başkasının değil. Yusuf Ziya Kavakçı hocamız, Allah ona selamet versin. Dallas'ta sessiz sedasız muhteşem bir eğitim seferberliği sürdürüyor. Ve kendini adamış. Bu memleket onun kıymetini bilmedi. Bu memleket onu adeta dar etti onu. Ona buralar. O da kendine yeni yerler seçti. Ve orada boş duruyor. Orada bir İslam okulu var. Koleji, Kur'an kursunu, efendim, İmam Hatip'i katın karıştırın, hepsinin en güzel taraflarını alın, öyle bir şey işte. Müsait. Yasalar müsait. Mevzuat müsait.
Ve orada yıllar yılı emek veriyor, uğraşıyor. Bu mütevazı cemaat çalışmalarının faydası ne diye soran var mı? Bir kere cemaat olmadan hiçbir çalışma yapamıyorsunuz. Olmaz. Gürleyerek gelen bu kültür belası, bu insanı toz duman eden, insanın imanını toz duman eden bu kültürel istila karşısında yapı olmadan tutunamayacaksınız, göreceksiniz bunu. Bugün değilse 10 sene sonra anlayacaksınız bunu. Çocuklarınız tutunamayacak. Torunlarınız tutunamayacak. Eğer havuzlar oluşturmazsanız, eğer içi dolu dolu cemaat havuzları oluşturmazsanız, geleceğe dair güvenceniz olmayacak. Bu kültür belasına, bu istilaya karşı dayanamayacaksınız. Daha bu gördüğünüz bir şey değil. 8 kişi mi kesmiş ailesinden? Bir köyden çoluk, çocuk, kadın, genç, ihtiyar 40 kişi mi doğramışlar? En sevdiği kızın çellesini kesip de çöpe mi atmış? Daha bunlar habercisin. Dur bakalım. Böyle gecenin böyle sabahı olur. Onun için elinizi oynatmak zorundasınız. Risk almak zorundasınız. Yük almak zorundasınız. Bana ne diyemezsiniz. Derseniz Allah senden bana ne der. Ve bu dalga karşısında dayanamazsınız. Mutlaka havuzlar oluşturacaksınız. Kehfler oluşturacaksınız. Ashab-ı Kehf olacaksınız. Hiçbir şeyiniz yoksa bir mağaranız olacak. Hiç yoksanız 7 kişi olacaksınız. Ama bunu yapacaksınız. Neye yarıyor bu mütevazı çalışmalar? Neye yaramıyor ki? Delikanlıyı al okuluna, onu yetiştir. Orada gariban bir Hintlinin çocuğu olsun. Okut, büyüt, hafız et. Delikanlı süper zeka çıksın. Gitsin. Amerika'nın en ünlü okullarında okusun. 2 tane de ayrı ayrı master yapsın. Ve ondan sonra gelsin. Amerika'nın yeni başkanı onu kendisine baş danışman olarak atasın. Meğer Obama'yı buraya ilk getirmeye razı eden oymuş. Ne işe yarar? Ya buyurun. Kim derdi ki Raşit büyüyecek? Evet. Yusuf Hoca'nın okulundaki Raşit büyüyecek. Bir gün şu 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 şöyle olacak. Şöyle 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 olacak. Bu da böyle olacak. Gelecek Beyaz Saray'ın içinde akıl hocası olacak. Ne demiştim? Firavun'un zulmü anaların rahmine ulaşırsa Musa'yı Firavun'un sarayında arayın. Yok. Obama'dan bir Musa çıkarmak gibi bir niyetim yok. Aman yanlış anlamayın. Fakat hala ısrarlıyım. Allah var, imkan var. Biz çalışıyor muyuz? Biz Musa'nın anasının çektiği sancı kadar sancı çekersek Musa'yı Kızıldenizler'de koruyacak olan Allah'tır. Biz Musa'nın anası kadar gözyaşı dökersek, bacısı kadar sancı çekersek Musa'mıza dair, bebeğimize dair, imanımıza dair göreceksiniz. Allah o bebeği yaşatmak için Firavun'un kucağını beşik yapacak. Rabbim umutlarımızı boşa çıkarmasın. Amin. Rabbimin umutlarını boşa çıkarmayalım. Amin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kemen kalallahu tezareke ve teala fil kelam ve izâ kur'el kur'an feştemi'u leh ve ansutu leallekum turhamun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنَّمَا اَعَذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُومُ لِلّٰهِ وَاَثْنَا وَفْرَادًا. De ki, size bir tek öğüdüm var. İster başkalarıyla beraber olun, ister tek başınıza olun. Sakın, sakın ha sakın,
Allah'ın gözetimi altında bulunduğunuz gerçeğini asla göz ardı etmeyin. Allah'ın huzurundasınız. Huzurda gibi yaşayın. Huzurda gibi yaşayın. Sadakallahu aleyhi. Allahümme ağfir lil mu'minine vel mu'minat. Vel muslimine vel muslimat. El ahyâi minhum vel emvâ. إنك سميع قريب مجيب الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الملحدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الجائرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الضالين والمضلين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وكريما لفخامة شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وصل على إبراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إنك حميد مجيد آمين. Sevgili hocam, cemaatimizden bir kardeşimizin annesinin hastalığı için dua talep edilmektedir. Allah sizden razı olsun. Rabbim şifa yar etsin. Amin. Sebepler halk etsin. Amin. Kapılar açsın. Amin. Hepimizin maddi manevi hastalıklarına şifalar. Amin. Borçlarına edalar. Amin. Dertlerine devalar. Amin. Lütfetsin inşallah. Bize, size ve geçmiş ve geleceklerimize rahmet etsin inşallah. Amin. Amin. Ekim-i Salam.